Sevgili seyircilerimiz, huzur muhabbette sizlerle beraberliğimiz devam ediyor. Değerli Mehmet Hocam, hangi mallar zekata tabidir ve hangi mallardan zekat verilir? Lütfeder misiniz efendim? Hay hay efendim, memnuniyetle. Efendim, evvela paralarımıza zekat verilir. İkincisi ticaret mallarımıza zekat verilir. Bir de hayvanlarımızın zekata tabi olanlarından zekat verilir. Mesela ticaret mallarından başlayacak olursak, satışa arz edilen her mal zekata tabidir. Hangi eşya olursa olsun, diyelim ki beyaz eşya olsun, mobilya olsun, otomobil olsun, eczahane olsun, yani istersek market olsun, ne olursa olsun satışa arz edilen her mal zekata tabidir. Mesela araba galerileri olsun, satış yapılan yerler. Bunlar zekata tabidir. Diyelim ki ticaret malları. Ticaret mallarının hepsinin zekatını kişiler vermekle mükelleftir. Şu bu diye isterse çimento olsun, demir olsun. Peki bunlar nasıl hesaplanılır? Şimdi ticaret mallarının mevcut olanı hesaplanır bir, zekatı verilirken. Tüccarın elindeki parası da onun yanına eklenir. İki. Alacakları da eklenir. Üç. Yekün ne çıktı? Diyelim ki 100 çıktı. Bu sefer verecekleri borçları altına konur. Onlar düşülür. Ticaret mallarının böylece hepsine zekat verilmiş olur. Yani kalan kısmına zekat verilmiş olur. Peki evlere zekat verilir mi? Ticaret malı ise verilir. Ticaret malı değil ise verilmez. Hocam, değerli hocam, bağışlayınız. Havaici asliye denilen bir ifade var. Çok değerli hocam. Saygıdeğer hocam. Havaici asliyeyi nasıl anlarız efendim? Evet. Asli ihtiyaçlar bazen zamana göre de değişmiş. Asra göre değişmiş. Toplumun yapısına göre de değişmiş. Şimdi eskiden asli ihtiyaç olmayan birçok şey bugün asli ihtiyaçtır. Eskiden yoktu. Buzdolabı yoktu. Böyle Mercedes araba falan yoktu. Ama bunların mesela o zaman binitler vardı. Hayvanlar affedersiniz. Devesi vardı. Öküzü vardı vesaire. Şimdi asli ihtiyaç kişinin meskeni, başını sokup içinde oturacağı yer. Bu orta halli olur, daha iyi olur, biraz ehven olur, fark etmez. Asli ihtiyacı olan meskeni ne kadar geniş olursa olsun onun üzerine bir zekat tereddüt etmez. Ailesinin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bir senelik yiyeceği giyeceği, yani bir günlük falan değil. Tabii bir senelik. Hocam bir senelik mi olması? Bir senelik. Öyle mi efendim? Tabii şimdi onu bir sene içerisinde havalde geçmesin, onları karşılayabilecek durumda olacak. Ha. Onu karşılayamıyorsa zaten ona harcıyor. Dolayısıyla onların ihtiyaçları karşılanmış olacak. Bir de bineği olacak. Biniti olacak. O da asli ihtiyaçtandır. Efendim elbise zaten o iş içerisine girer. Bunun dışında çağın durumuna göre, yani biraz genişliyor, bazen daralıyor, o konu ihtilaf edilebilir. Ama herkes bugün bulunduğumuz şartlar içerisinde kendini değerlendirmeli. Zekat verecek güçte hissediyor ve gerçekten zengin olarak kendini görüyor ve hissediyorsa o zengin kişidir zaten. Verecek. Bazen de kanaat dediğimiz gönül zenginliği var ki kendisi zengin değil, bakıyorsunuz fitre veriyor. Diyor ben fitremi vereceğim diyor. İşte o kişi gerçekten yakalıyor. Sevabı yakalıyor. Hocam zat haliniz o kadar mükemmel bir noktaya değindiniz ki ben size soracaktım. Şöyle halkımız o kadar bu konuda zekat verebilmenin adeta yollarını arıyorlar. Mesela benim tanıdığım insanlar var. Zengin değiller, evleri yok. Ev almamışlar. Bağışlayın, normal bir işleri var. Ama 80-100 gram veya 200-300 gram bir altınları var. Bu altından dolayı zekat verebilir miyiz, verelim mi diye soruyorlar. Bunlara zekat düşer mi hocam? Evi yok mesela.
Allah korusun işten çıkarsalar aç kalacaklar. Eğer onun tabii acil borçları varsa o altını verip borçlarını ödemesi gerekiyorsa borçlarını çıkacak. Ama Fuzuli şurada duruyor. Takı olarak duruyor veya bir köşede duruyor. İslam o paranın atıl durmasını da istemediği için her sene ona zekat verdiriyor. Hocam burası çok enfes. Bir daha lütfediniz efendim. İslam o paranın atıl durmasını istemiyor. Çalıştırılmasını istiyor. Sen bir köşeye atar da kenz olarak biriktirirsen, biriktirme az da olsa atılsa bir biriktirmedir o. Kenzdir. Yani paranın insanların elinde dolaşmasını arzu ediyor. Paranın dönmesini Cenab-ı Hak emrediyor ayeti celledi zaten. Key la yekune duleten beynel agniya. Zenginler arasında para dönüp dolaşıp onların cebine girmesin hep. Tabakası cemiyetin tabakalarına dağılsın. Fakir fukaraya gitsin. Aradaki uçurum kapansın. Eğer uçurum daha da artarsa bir hissi infial olabilir. Bir başkaldırı olabilir. Fakir fukaradan isyan feveranları başlar. Sosyal bir patlama olabilir. Sosyal patlama olur. Cenab-ı Hak o dengenin uçurum olmaması için, servetin belli ellerde dönmemesi için, tıpkı bugünkü modern devletlerin verdiği bir takım vergiler gibi, yüklediği vergiler gibi Cenab-ı Hak topluma Kur'an-ı Kerim'de vergiler yüklemiş. Buna zekat olmuş, sadaka denmiş, infak denmiş, öşür denmiş. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde toplandığı zaman 50'den fazla zekatı, infakı, vermeyi içeren terimler var. Yani bir kardeşimiz doktora tezinde 49 tanesini bir araya getirdi, yazdı. Evet, 49 tanesini. Yani insanları hayrı hasenata vermeye teşvik eden, vermeye teşvik farklı ediyor. İsimler altında Kur'an-ı Kerim'de 49 tane dediğiniz gibi 49 zaten. 49 tane İslam'da servetle ilgili terim var. Servetle, malla, vermeyle, almayla, ticaretle. Dolayısıyla İslam dini toplumun bu yönünü çok güzel tanzim eylemiş. Aralarında köprü kurmuş. Çok değerli hocam. Bir de şu husus var. Yani zekatlarımızı biz verirken hangi yolu seçmemiz lazım? Kur'an-ı Kerim'de in tubdu sadakati fe ni'mahi ve in tukhfuha ve tu'tuhal fuqara fa huwa khayrun lekum. Hani bazen diyorlar ki zekatı mutlaka söyleyiniz verirken. Evet. Hangisi daha düzgündür, doğrudur efendim? Şimdi eğer bir toplumda açıktan zekat vermek, o toplumu yönlendirme, irşad etme ve ikaz etme hatta yönünde bir mana içerecekse, o zekatı bir zengin alenen verir, farz bir ibadettir. Bunda riya gösteriş yapıyor da denilemez. Çünkü onda bir tebliğ ve irşat manası var. Bir yönlendirme var. Başkalarına da hatırlatma var, ihtar var. Böyle bir niyetle açıktan verirse bu da güzel bir şey. Ama İşte bundan nefsine bir pay çıkarıyor da işte ben servet sahibiyim diyor. Haşa, bir gösteriş, bir riya ise zaten onu daha önce de izah ettiğimiz gibi o sevabını alır götürür. Malını, hayrını, hasenatını gösteriş için yapanlara Cenab-ı Hak öbür tarafta diyecek sen ne murad ettin bu malı verirken, zekat verirken, hayır hasenat yaparken, görsünler, duysunlar, zengin desinler, bahsetsinler benden diye verdin ve dünyada semereni aldım. Benden ne bekliyorsun diyecek. Cenab-ı Hak ona hiçbir şey vermez. Onun eli boşa çıkar. Öyle bir şeyle, duyguyla, gösterişle verirse zaten o kötü bir şey. Ama hiç içinde gösteriş olmadığı halde bizim bugün farz namazları açıkta kılıyoruz. Cuma'yı mecburen açıkta kılacağız. Cuma bir cemaat namazıdır, toplum namazıdır. Ben bunu gizleyerek evde kılamam. Farzlarda riya olmaz. Ama diğer sadakalarda mümkün mertebe gizli vermek daha sevaplıdır. Herhalde öyle bir hadis var efendim. وَاَنْ تَسَدَّقَ بِسَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُوا يَمِيُّ. 7 sınıf gölgelendirilecek insan sayılırken biri de sadakasını, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli sanki duymuyor, görmüyor gibi böyle gizlice verenler Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek 7 sınıf bahtiyardan bir sınıftır. Orada gizli verecek.
Zat haliniz zaten biraz önce oradaki dengeyi ifade buyurdunuz hocam. Peki hocam, Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerime bize çok enteresan şeyler söylüyor sanki. Ya eyyühellezine amenu enfiku min tayyibati ma kesebtum ve mimma ahrajna lekum minel ard ve la teyemmemul habise minhu tunfikune ve lestum bi ahidihi illa en tumidu fih. Efendim nasıl anlarız bu ayet-i kerimeyi? Kazandıklarınızın tayyip olanlarından, yani içine haram karışmamış, kir karışmamış ve bir de başkalarının onu kirli göreceği şekilde bulaşık olmayan şeylerden verin. Bazen olur ki işte bu okuntuluk oğlak derler. Veya işte zekatlık oğlak. Veya harman yerindeki içerisine çerçöp karışmış şeyleri vermek fakire. Al götür işte, sen ayıkla bunu. Benim buna ayıklamaya vaktim de yok. Bu işle uğraşamam diyerek malımızın ıskartasını, depoda kalmış, satılamaz artık hale gelmiş, tozlanmış, güneşin veya zamanın iyice pörsüttüğü malları fakir fukaraya zekat veya sadaka adı altında göndermenin hiçbir faydası yoktur. Hiçbir faydası yok. Hocam burası o kadar önemli ki, yani biz bazen toplumun içinde yaşayan insanlarız. Bir dükkana gidiyorsunuz, bağışlayın, orada bir gömlekler ayrılmış, diyorsunuz ki bunlar nedir? Zekatlık, demode olmuş, vakti geçmiş, hiç kimsenin itibar etmeyeceği, bağışlayın beni, yüzüne bile bakmayacağı şeyleri. Ve lestum bi ahizihi illa en tumidu fihi. Ancak böyle burnunuzu, affedersiniz, buruşturarak, yüzünüzü buruşturarak, tiksinerek alacağınız şeyleri niye fakire gönderiyorsunuz? Yani size verildiğinde ben bunu almam, ben bunu giymem, bu ne ki diyebileceğiniz değersiz şeyleri niçin zekat veya sadaka olarak göndereceksiniz? Malın tayyip olanı, güzel olanı, helal olanı, temiz olanı, ki Efendimiz Yemen'e gönderdiği Muaz İbni Cebel radıyallahu anh valisine buyuruyor ki onların zekat mallarından zekat alırken gözlerinin arkada kalacağı en seçkin malı seçme, alma. Vay vay be, benim koçum gitti, İşte en sevgili malım buydu diyecekleri malı da alma. Çok ehven böyle burnunu buruşturarak alacağı malı da alma. Ya orta, vasat. Demek ki zekat verirken vasat üzerinden hareket edecek. Güzel mal verecek. Heh, bu oldu. Hocam değil. Zat halinizi teyit edecek bir ayeti kerime söylemek istiyorum. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Hani sebebin nüzulu da var malum haliniz. Buyurunuz efendim. Lütfen. Alırken sen öyle alma ama o sevdiğini veriyorsa o Aliyyül Ala'dır. Bak orada o verenle ilgilidir. Evet. Alanla ilgili değil. Evet hocam. Sen zekat memurusun, valisin. Gidip en iyisini seçme. Belki gözü arkasında kalır. Ama o diyorsa ki ben bunu veriyorum, o Aliyyül Ala'dır. Hazreti Ebu Bekir malının hepsini bağışlamış. Geriye ne bıraktım? Allah ve Resulünün sevgisini bıraktım diyor. O Hazreti Ebu Bekir oluyor. Sıddık oluyor. Hazreti Ayşe'nin bir infak durumu var, onu da arz edeyim. Lütfen efendim. Bir gün evde hizmet eden hanımefendiye diyor ki, ya akşama diyor bir iftarlık hazırla da orucumuzu onunla iftar edelim. Hazreti Ayşe'ye şöyle cevap veriyor. Efendim gündüz gelen kişiye evde ne varsa hepsini ver dedin ya. Ben verdim, evde hiçbir şey kalmadı diyor. Akşama iftar edecekleri bir şey kalmıyor. Hocam herhalde bundan dolayı da sahabeye erişilmez değil mi efendim? Tabii onlar dünyayı tatlık ettiler. Onlar ahireti istediler her şeyle. Allah'ın rızasını istediler. Bizim örneklerimiz başta Resulullah Efendimiz, sonra da ashabtır. Onları örnek alabilirsek, ne kadar yaklaşırsak onlara o kadar güzel olur. Şimdi bu zekatla ilgili mal canın yongası. Ama Peygamber Efendimiz buyuruyor ki dünya malından size kalan şudur. Yiyip tükettiğiniz helalından, yanına bu kalır. Helalından yiyeceksin. Nefsin de bir hakkı var. Giyip eskittiğin,
elbette Cenab-ı Hak nimetlerinin eserini üzerimizde görmek ister. Güzel bir elbise giydiğinde elhamdülillah diyorsam, onunla Cenab-ı Hakk'ın ihsanı olduğuna şükrediyorsak, onu da Cenab-ı Hak sever. Giyip eskittiğimiz, bir de önden gönderdiğin hayır kalır yanına. Başka hiçbir şey kalmaz. Kimse mezarına bir şey götüremiyor. Ehlimiz, malımız bizi uğurlar. Mezarın başına bile varmaz. Oradan döner diye hadis-i şerif ifade buyuruyor da. Yetbe'ul meyyite felâsatun. Üç şey takip eder. Yerci usnan, ikisi döner. Ehlihu ve malihu. Ve yapka ameluhu. Ameli kendisiyle kalır. O halde şu dünya malı, mali bir ibadet olan zekatla Cenab-ı Hak bize rızasını kazandırıyor. Cenneti lütfediyor. Bu mali ibadetimizi de İslam'ın beş temel esasından biri olarak Peygamber Efendimiz bize tanıtmış ve hicret-i seniyelerinin ikinci yılında hemen farz kılınmış. Ama bu demek değil ki hicretten önce zekat yok. Ayetlere baktığımız zaman, hadis-i şeriflere baktığımız zaman hicret öncesinde de infak maddeleri var yine. Zekat kelimesi geçiyor yine ayetlerde. Hicretten önce inen Mekke dönemlerinde de ayetlerde zekat var. Ama bu şekilde herhalde 40'ta bir olarak karar. O müminler işte zekat verir. Müminlerin vasıfları bahsedilirken vesaire ayetlerde yine zekat geçiyor. İnfak geçiyor. Demek ki Mekke-i Mükerreme'de daha İslamiyet'in ilk dönemlerinde de zekattan, infaktan, sadakadan bahseden ayetler var. Hadis-i şerifler var. Değerli Mehmet Hocam, zatenize bir soru sormak istiyorum. Hayır, hayır. Peki hocam, biz Ramazan-ı Şerif'te zekatları çoğaltmamızın ve infakı çoğaltmamızın hikmeti nedir? Neden özellikle bu milleti merhume, Allah'ın sevdiği bu millet bu işi özellikle bu ayda yaparlar efendim? Lütfedin. Efendim, yılın dörtte, üç kere dört neydi efendim? 12 eder. 12. Yılın dörtte birini üç aylar teşkil ediyor. Şimdi üç aylar çok mümbit. Deylemi'deki bir hadis-i şerifte sevgili efendimiz, et dünya mezraatül ahire. Dünya ahiretin ziraat tarlasıdır. Eğer burada amel tohumlarını zamanla buluşturursak, çok muhtaç olduğumuz bir günde onları cennet meyvesi şeklinde biçeriz. Dolayısıyla yağmur mevsimi, rahmet mevsimi. Recep ayında 100 olan, Şaban ayında 300 olan, Ramazan ayında 1000'e çıkan. Kadir gecesinde ise 30'la çarpıldığı zaman 30 bin cennet meyvesi veren çok mümbit bir mevsimdeyiz. Yani tabiri caizse tam yağmur ve rahmet mevsimindeyiz. Mümin tohum toprağa ne zaman atılır? Tohum toprakla ne zaman buluşturulur? O da ahiret için verim verecek bir amel olduğuna göre zekatlarımız çoğunlukla Ramazan ayına tahsis edilmiş. Ama illa zekat Ramazan ayında verilir diye bir şartı yoktur. Hatta zekat da fukaranın lehine olduğu için daha önceden yılın her ayında verilir. O Ramazan ayında eğer hesabını kapatacaksa mahsubunu yapar. Onları yazar. Zekatı tabii zekat niyetiyle vermek gerekiyor. Biraz önce değerli hocamızın ifade ettiği gibi farzlarda riya yoktur. Bir manada tebliğ adına zekatını açık olarak verebilir. Ve bu fukaranın eline önceden girdiği için daha farz olmadan zekat verilebilir. Sonra ne yapılır? Mahsup edilir. Ve bunun Ramazan ayında da şöyle bağlamak istiyorum. Denizli'nin Buldan müftüsüydüm. İl müftümüz diyordu ki Cenab-ı Hak bize torpil geçiyor diyordu. Cennete gitmemiz için. Cenab-ı Hak bizi cennete göndermek için böyle adeta bir şeyler önümüze koyuyor. Yani bir günah işlersen bir sevap işlersen 10, en az 10, 25, 27, 72, 700, işte biraz önce... İlâ evâfin kethîrâ. Evet. Kat kat kişinin verebilir. Kişinin niyet ve ihlasıyla orantılı olarak da daha da artırır. Demek ki Cenab-ı Hakk'ın rahmet kapısı her zaman açık. Bu üç aylarında özellikle Ramazan-ı Şerif'inde çok farklı bir
durumu vardır. Yani oruç ayında biliyorsunuz ki tabir caizse son cümlemi kullanıyorum. Bizler cennet yamaçları halindeki Kur'an'ın ve imanın yamaçlarında dolaşıyoruz. Hakikaten iftar sofralarının ferahlığını yaşıyoruz. Ve şeylerimizi de bu aya tahsis ediyoruz. Bunda bir mahsur yoktur ama illa Ramazan'da verilecek diye bir şartı da yoktur. Saygıdeğer evet. Hocam, Ankara için iftar vaktimiz yaklaştık ama bir sualim daha var. Değerli hocam, zekatın verilmeyeceği sınıflar da var. Yani usul ve furu diyoruz mesela. Zekat kimlere verilmez? En çok sorulan sorulardan birisi de bu. Evet. Hocam biz zekat vermek istiyoruz ama evet. Kimlere verilmez efendim? Zengine verilmez. Evet. İlk başta zengine verilmez zengine değil mi efendim? Zengine verilmez. Anne babaya, çocuklara? Usul dediğimiz, kendisinden dünyaya geldiğimiz, bakmakla yükümlü olduğumuz usul. Anne, babaanne, işte nenelerimiz, dedelerimiz, babalarımız. Usul dediğimiz, kendisinden geldiğimiz büyüklerimize verilmez. Çünkü onlar zekatla, sadakayla değil, bizzat evimizin sebebi bereketidir. Onlara bakmak zorundayız. Hocam şu sözünüz o kadar enfes ki lütfen bir daha lütfediniz. Ha. Çünkü ailelerini, annelerini, babalarını huzur evine koyanlar veya yanında istemeyenler, hatta onları rızıklarını daraltıyor endişesiyle bir takım yanlış düşünce içine girenler var. Lütfen. Bakın, şimdi Allah katında vesile edeceğimiz amellerden biri de budur. Dağın kovuğunda bir mağarada sıkışan üç kişinin Allah'a karşı tevessül olarak amellerini kullanırken bir tanesi diyor ki ya Rabbi sence malum benim evde yaşlı bir annem var. Ben eve gittiğim zaman onun karnını doyurmadan çoluğuma çocuğuma yemek yedirmem, kendim de yemem. Evvela o annemi veya babamı, bazı rivayetlerde olabilir, doyururum. Eğer bu anneme veya babama yaptığım bu iyilik, bu ikram katında makbul bir amelse, şu mağaramızın kapısını kapatan kayayı biraz uzaklaştır ya Rabbi. Bizden uzaklaştır. Dediğinde kaya biraz açılıyor. Cenab-ı Hakk'a karşı vesile edeceğimiz amellerin biri de anaya, babaya, büyüklerimize ihsandır, ikramdır. Mal da annemizindir, babamızındır, biz de onunuz. Baba ve anne, evlat, baba ve anne sağken bu mal benimdir diyemez. Hocam onlar bizim vesile-i hayatımız değil mi efendim? Vesile-i yani... hayatımız ve biz onunuz. Evet. Bizim dünyaya gelmemize sebep olan anne babamızdır. Dolayısıyla onları zekatımızla, sadakamızla değil, bizzat kendi mallarıyla onları yanımızda bulunduracağız. Evimizin köşesinde onların dua etmeleri, nefes almaları o evladın her türlü iyiliğine vesiledir. Berekettir o ev için. Dolayısıyla hiç kimse annelerini, babalarını, nenelerini, dedelerini, büyüklerini, hatta amcalarını, teyzelerini, halalarını bile bırakmasın. Sadece anne baba değil. Teyzeler, halalar da anne hükmündedir. Evet, çünkü bir günah işlemiş sahabi, yandım, helak oldum ya Resulullah diye gitmiş evet. Efendimiz'e. Efendimiz nedir, ne günah işledin demiyor, günahını açmak istemiyor. Annen sağ mı diyor, hayır. Peki kim sağ? İşte, teyzesi. Teyzem veya halam. Git onun elini öp, ona bir iyilik yap. Allah günahını affeder. Şimdi teyzeler, halalar da anne hükmünde, amcalar da, dayılar da bir noktada baba hükmünde. Hocam o kadar ihtiyaç duyduğumuz şeyler ki bunlar, hakikaten çok samimi ifade ediyorum. Evet. Bunlar aslında çok iyi bildiğimiz ama unuttuğumuz şeyler hocam. Çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler büyük bunlar. Büyük kardeşler bile baba hükmündedir. Büyük abiler öyle kardeşlerine, mi efendim? Kardeşlerine evet, büyük abiler yani abisi bir noktada baba hükmündedir. Hatta ikiz doğan çocuklardan diyor, hadis-i şerifte gördüm, Efendimiz öyle buyuruyor. Bir önce dünyaya gelen, hemen bir nefes önce gelen diyor, öbüründe hakkı var diyor. Allahu Ekber. Bir büyüklük hakkı var, hürmet hakkı var. Dolayısıyla biz bunu yitirmeyeceğiz. Bunu yitirdiğimiz zaman toplumumuzda her şeyi yitiriyoruz. İşte efendim saygı kalmamış diyorlar. Değil mi? Büyüklere karşı saygı kalmamış diyoruz. Otobüslere biniyor mesela yaşlı insan ayakta gidiyor.
15 yaşındaki çocuk oturuyorsa ihtiyar üzülüyor. Biz zamanımızda böyle değildik diyor. Evet, bunları gözetmemiz lazım. Bir de müsaadenizle. Estağfurullah efendim. Bu zekatı Cenab-ı Hak buyuruyor ki yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizle çoğaldığını zannettiğimiz malları mahveder. Bir gün hepsi helak olur. Faizin neticesinde nice helak olmuş, yok olmuş, perişan olmuş aileler var. Faiz hep perişan eder. Ve yurbis sadakat. Ama sadakalı malları, sadakası verilen malları Cenab-ı Hak artırır, artırır, büyütür. Efendimiz yeminle ifade edilse doğrudur diyor. Sadaka malı azaltmaz. Ma nekasa malum min sadaka değil mi efendim? Hatta ayeti cellide hatırlayın, siz hafızsınız. Öyle hissettim. Estağfurullah. Buyurun. Yuhlifuh geliyorsunuz. Siz ne infak ederseniz Allah onun yerine kor diyor. Bir ayet-i kerimede de اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ بِمَا اَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ Burada çok etkili. مَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ O bir ayette... فَهُوَ يُخْلِفُهُ Aynen öyle hocam. وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah onu, Allah onun halefini hemen kor. Yerine kor. Artırır. Hatta şöyle de bir hadis var. Allah diyor iki melek kalkeder sabahleyin. O iki melek Allah'ın infak edenin artır. İmsak edenin tutanın da malını azalt. Böyle bir şey var mı efendim? İki melek sabahleyin çıkar. Evet. Ya Rabbi infak edenlerin mallarının yerine koy halefini, artır. Tutanlarınkini de helak eyle. Çok değerli hocam. Sevgili seyircilerimiz, Ankara için ezan vaktimiz, iftar vaktimiz. Şimdi o güzel sese kulak veriyoruz efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة آمين والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة
والفضيله والدرجه الرفيعه العاليه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.